Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Ben de Samet. Arkadaşlar bugün efsane bir videoyla, efsane köpeklerle karşınızdayım. Eskiye döndük. Yanımızda Cane Corso'lar, Rottlar, Pitler. Çeşit çeşit. Ondan sonra Malinois ve Dogo da var arkadaşlar. Bugün evlatların hepsini tanıyacağız. Ondan sonra bizim evlatlar da bekliyor. Dogo Arjantin Tyson'da, Kraliçe Marla'mız da bekliyor. En sonunda onlarla tanışacağız ama arkadan bir çoban köpeği geliyor bak. Eyvallah. Oğlum bu bizimkilere dalmasın. Ne diyorsun ya? Erkek mi o da? Bak 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 bak, nasıl keserek geliyor bak. Aman ha. Dur o dalacak gibi durmuyor. Bekle. Aha geliyor. Hayır oğlum. Görmedi bak onu, görmedi. Dur oğlum. Aha bak, Marla oradan atak. Marla da arabadan ona saldı diyor arkadaşlar. Neyse gelin evlatları bir yavaştan tanıyalım kardeşim. Seninle başlayalım. Şey şöyle gördüğünden daha tanıtmadan en favori hangisi? Vallahi ben şu an taraf tutmak istemiyorum. Köpeklerin bir huylarını, şeylerini görelim. Tepkilerini ona göre en sonunda karar vereceğim. Tabii kalbimdeki en sevdiğim Pit biliyorsun. Ama göreceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisi daha yürekli, hangisi daha sevecen, hangisi daha akıllı, karar vereceğiz. Kardeşim önceden seni bir tanıyalım. Abi Bahtiyar ben. 16 yaşındayım. Abi 2 yaşında. İsmi Dizel. Güzel bir Amerikan staff değil mi bu? Aynen. Ama bu ligde var gibime geliyor. Ama abi vallahi... Bu arada arkadaşlar, bu evlatlar kısırlaştırılıp İlçe Tarım Müdürlüğü'ne kayıt ettirilmiş, herhangi bir yasa olmayan evlatlar. Haberiniz olsun. Yalnız Dizel buradaki en kalın köpek. Gerçekten çok maşallah güzel. Aynen, çok güzel bir köpek kardeşim ya. Hakkını veriyor. Bir verir misin bana? Bir şuna bakabilir miyim? Şuna baksanız arkadaşlar. Alttan al. Bak bak. Göğüse baksana şuradaki. Maşallah beni sürecek lan bu. Oğlum kangal gibi lan. Bu nasıl hapt ediyorsun sen bunu? Maşallah. Yürekli mi? Aa, geliyor geliyor. Kangal. Aa kangal geliyor mu abi? Dizel'le bir gideyim mi üstüne? Ne abi şey, dikkat et yani. Aman dikkat edin. Hayır onlar giriyordu bak. Tolga abi gözünü seveyim. Malinois da ağzından Cane Corso giriyordu. Kardeşim bu sıkıntı duruyor ya. Aman Omega bile kilitlendi bak. Dizel dalıyor mu direkt? Abi, oğlum hayır sen git. Aslanım git sen. Sami şunu bir alsanıza benden. Al al kardeşim dalar malar al. Hayır. Hayır oğlum hayır. Hayır lan dur. Dur bırak. Allah Allah ama o. Omega delirdi arkadaşlar. Aman kardeşim aman. Hayır oğlum sen git hadi. Haydi. Haydi bak kavga edersiniz hadi. Tamam bekle orada bekle. Abo ah sıkıntı. Şimdi Omega'yı tanıyalım. Tolga abi neredesin sen? Tolga abi. Omega Tolga abi bu arkadaşlar. Omega'yı eskiden hatırlarsınız. Burada 10 köpek. İstersen Tolga abi göndereyim. 10 köpekle birden sokağa çıkmıştık. Omega da vardı. Kangallar falan vardı. Hatta Umut'umuz da vardı o zaman. Umut'la Marla ile gelmiştik. Omega artık yaşlandı değil mi abi? Ya, Omega'yı zaten. Ya, yaşlı bir kız oldu artık ya. Sana bir şey diyeyim, gözümün önünde büyüdü abi. Tyson kankisi. Aynen, bizim Tyson'ımızın kankisi. Onunla birlikte büyüdüler. O da olsa iş bu kadar olacaktı ama nasip değilmiş. İnsanlarla hiçbir alakası yok. Böyle oynamayı, hep sevilmeyi seven bir köpek. Yani bunların yasaklanması çok saçma bence. Ya abi peki bu yasak hakkında ne düşünüyorsun? Yani benim gördüğüm, sen de güzel bir evlat yetiştirmişsin staff. Tamamen sahip. Dört dörtlük. İyi yetiştirdiğin zaman çocuk gibi oluyorlar. Biliyorsun bunlar Amerika'da çocuk bakışlı olan hayvanlar. Şimdi Türkiye'de de nerede serseri it kabuk varsa bunları besliyor. Hayvanlar adını çıkart. Tam yetiştirmeye bağlı işte. 12 senelerde böyle benle yetişti. Hep aile içinde, çocukların arasında. Çocuklar kulaklarını çekiyor, oynuyorlar. Hiçbir hepsi, sıkıntı yapmıyor. Çocukların hepsi tanıyor bu zaten. Ya burada zaten sevgili, bu mahallenin maskotu bu. Sevgilisi. Herkes bu şeyi çok seviyor. Yatışa baksana kuzumdaki. Evet. Maşallah benim. Kızım bu ne tatlılık bakalım böyle Omik. Ama kangala kilitlendi ha. O şey böyle artistliğe artistlik de kaldı. Her türlü gider yapar ya. Tabii artistlik. Ya ben bunların bu oyunu çok çok seveceğim çocuk gibiler. Zaten sana hasta o. Ama iş icraata gelsin hiç şeyler yapmazlar. Beni harbiden çok seviyorum. Kızım sen beni seviyorsun. Bu şey benimle gel. O zaman bunu bana ver Omik. Kendimi veririm Omik'i vermem de değil mi abi? Artık o senin evladın olmuş ya. Tolga abim de Omik için çok mücadele etti. Neler yaptığını ben de çok iyi şahidim abi. Şöyle Omega'yı vereyim sana. Bu arada yorumlara girin. Evlatlarımıza maşallah yazın. Tüyü kadar ömür olsun. Nazar değmesin inşallah abi. Gelin şimdi burada bir Malinois kız mı bu? Kızımız var kızım. Oğlum sen dur lan. Isınmaz değil mi? Aman ha ısınacak gibi durdu kızım. Ne yapayım benim aşkım bakalım. Abi vallahi yavaş yavaş. Bak şimdi bak eğitime bak. İyi izle gel. Kızım gel. Şş, kız. Ah, bak otur. Bak. Oğlum bu eğitim Türkiye'de yok. Bu eğitim Türkiye'de yok. Bayağı kardeşim ben. Kendim eğitmedim hani. Komutu vereyim otur. Kızım yine gel. Veri oraya. Kızım gel. Hey. Hey my friend gel. Come bak gördün mü?
İngilizce de bilir bak. İn kucaktan, in kucaktan bak. Gel kızım, gel 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 gel. Kam. Tamam otur, tamam. Nefes al bak. Bu kadar. Eğitimin azesi. Eyvallah kardeşim. Senelerini mi verdin bu işe? Kaç yaşındaydı kızımız? Abi daha bir yaşına girmedim. Bir yaşına girmedi daha şey ama işte Manos da çok tez canlı ya. Bak sürekli... Abi baksana yerine durmuyor kadar. Bu ya abim çok otorite istiyor, disiplin istiyor, antrenman, aynen, gezmek. Manos da çok zor ırklar. İnsanı çok zorluyor bak. Ama o kadar da akıllılar arkadaşlar. Bendeki Medusa'da mesela yavrudan aldım. Yavruyken bile köpeklerin hepsine gider yapıyordu. Manos da çok yürekli. Zapt edilmesi çok zor. Ya herkesin besleyebileceği bir ırk değil kardeşim ama maşallah kızımız güzel zayıf kalmış. Niye böyle? Abi valla... Çok manik ediyor. Yiyor. Yani gerisini söylemek istemiyorum abi. He. Hiç yani yerinde yemiyorsun. Aynen yerinde durmadığı için çok kilo veriyor abi. Al al bu kızım senin olsun. Ben alıyorum abi. O zaman bunu. Ver bunu bize. Ben bunu götüreyim. Canın sağ olsun abi. Bak bak gördün mü kardeşim adam. Tolga abi de adam. Nerede o? O da adam. Gelin. Gelin. Gelin bu oğlumuzu da tanıyak. Aslan oğlumuz değil mi bu? Aynen öyle. Kane Corso. Maşallah kardeşim. Kaç yaşında bu? Abi bu arkadaşımız. Isınır mı? 8 aylığa yeni. Yeni. Isınır mı lan? Yok abi. Oğlum yaptım. Çok çok sert duruyor ya. Yok köpeklere şu an sadece. Aslan oğlum tüyleri müyleri çok güzel maşa. 8 aylık mı bu? Aynen öyle abi. Oğlum bu 8 aylıktan fazla kardeşim. Doğru söyle. Gel abi tarihleri göstereyim. Abi oğlum sen tutamıyorsun da zapt edeyim mi? O kadar mı güçlü bu? Ne diyorsun sen ya? Maşallah oğlumuz çok güzel kaliteli bir evlat bir de o kadar da yürekli duruyor. Yüreklidir abi. Çok kangala, yukarıdaki kangala var ya. He. 3 defa ayırdım onu. Ne diyorsun sen ya? Bu kangala bir şey yaptı he? Ya zarar aldı yavru çünkü biliyorsun. Zarar aldı ama zarar verdi yani. Ya bu 8 aylıktan büyük duruyor da kardeşim tabii. Sen yavru diyorsun bir şey diyeme. Benim tahminim 1 yaşında falan bu ay. 1 yaşına daha girmedi. Ne diyorsun? Gel beraber dişlerini kontrol edelim. Gel ağam gel gel gel. Aha kocaman dişleri var daha ne olacak? Tamam da 1 yaşına girme daha benim sana yalan borcum yok. Allah Allah. Benim paralar verdi biliyor musun? Kim verdi para? 15'i verdi, 20'yi verdi, 25'i verdi. Kimseye vermedi. TL mi euro mu? Bak ben sana söyleyeyim bu köpeğin babasını sana yakalatabilirsen TL'de yok bu köpeğin babası. Böyle bir kane korsa Türkiye'de yok. Bunun babası gibi bir kane korsa Türkiye'de yok. Allah Allah neymiş ki bu böyle ya? Ben o köpeği yakalatırsam sana ayarlayacağım. Bu nasıl bu da güzel mi Türkiye standartında? Çok mükemmel abi. Diyorum ya sana ne paralar verdiler de vermiyor. 25 bin 30 bin lira buna verdiler. Verdiler abi. Secere var bunda. Secerisi tabii. Maşallah kardeşim. Annesinde babasının bunda secerisi var. 30 bin lira verdiler vermedim diyorsun. Yok abi. Maşallah çok güzel bir köpek ama 30 bin lira verilir mi sence? Verilir ya evlat sonuçta güzel köpek. Ama bence nice kane korsalar olduğunu düşünüyorum kardeşim. Yani Türkiye'de yok diyorsun da bilmiyorsun tabii babasını ben yakından görmedin. Ben boşuna iddiasız konuşmam abi sana öyle diyorum. Aman 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 zapt ettim. Oğlum ne yapıyorsun? Versene bana bir. Bir bakayım bir bakayım. Bir barak bak. Al kardeşim. Al. Oğlum. Lan. Al kardeşim al. Çok zor zapt ettim. Al. Maşallah. Tüyü kadar ömrü olsun. Eyvallah abi. Tabii işin esprisi bir yana. Kardeşime takılıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kane korsumuz. Tüyü ömrü olsun inşallah. Kadar ya. Seviyorum seni. Ben o benim laflarıma alınmayın. Güzel. Ben takılıyorum arkadaşlar. Oğlumuz güzel 30 bin lira teklif verdiler. Gene de vermedim abi dedi. Helal olsun kardeşim. Takdir ediyorum seni. Ne dolarlar. Ne eurolar abi. Öyle. Sen de iyi abartmaya başladın. Ha, TL'den dolara döndü. Buna nasıl bir çocuk böyle ya? Verdiler ha o kadar. Verdiler. Sen de vermedin. Ne diyor? Lan oğlum arabaya çıkmış. Lan ne yapıyorsun orada? Şimdi bizim varla perişan edecek onu ya. Aslında onları da indirelim de göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kardeşimiz nasılsın? Marla'nın yeni kocası. Marla'nın yeni kocası değil. Ama çok güzel bir otobüs. Seni bir tanıyalım bakalım. Benim ismim Ozan abi. 16 yaşındayım. Ne zamandır besliyorsun bunu? Abi bu 2,5 yaşında şu an girdi. Maşallah tüyücü ömrü olsun. Güzel bir Rottweiler var mı bunun güzel bir hikayesi kardeşim? Abi bunu adalarda barınaktan aldık abi. He. Bu köpeği öldüreceklerdi. Ne diyorsun sen? Niye? Yani, abi işte orada kavga ediyormuş işte insanlara saldırıyormuş. İşte öyle saldırgan durmuyor ama. Abi işte biz besledik bunu şey yaptık. Sakinleştirdik. Aynen öyle. Eskiden öyle saldırgan mıydı? Çok saldırgandı abi. Allah Allah. Sahibine bile saldırıyordu abi. Sahibine bile. Aynen. O zaman bunu kardeşim herhalde karanlığa kapatıp hayvanın psikolojisini bozdu. Aynen abi. Büyük ihtimalle öyle duruyor. Yoksa baksana oldukça sakin. Güzel duruyor. Güzel sosyal bir evlat gibi duruyor yani. Ya da abi pavyonlarda falan besliyorlarmış bunu. Yani. Pavyonda mı besliyorlar? Aynen abi. Ne yapıyormuş pavyonda? Kıvırtıyor muymuş diyeceğim şimdi. Pavyon ne yapıyormuş ki pavyonda? İşte orada besliyor. Onlar şöyle besliyorlar. Orada iyi besleniyormuş yani. Biz de gördük abi. Aldınız. İyi kardeşim hayırlı uğurlu olsun. 2 senedir sende yani. Aynen abi. Bunun uyusu nasıl? Abi bu sakin köpek yani saldırana saldırıyor. Normalde atak yapmaz. Aynen. Yapmasın zaten. Onlar hepsi bizim canımız arkadaşlar. Şimdi mesela bizim evlatları indirdiğimiz zaman illa ki hırgür olacak. Neden?
Her köpek birbirine liderlik kurmaya, baskını kurmaya çalışır arkadaşlar. O yüzden ilk etapta hırgürü yapabilirler. Ondan sonra alışıp zaten vakit geçirirler tabii erkek köpekler için. Aynısını söyleyemeyeceğim. Evlatlar şahane. Hepsinin maşallah tüyü kadar ömrü olsun. Kardeşlerimin de dediği gibi inşallah bu yasak bir gün kalkar arkadaşlar. Güzel yetiştirdikten sonra evlatlarımız ne kadar masum, ne kadar sakin, sizler de görüyorsunuz. Tamamıyla insanın yetiştirmesiyle alakalı. Doğru aynen mu kardeşim? Aynen öyle abi. Bence yani yasağın hiç önemi yok. Abi yani olmasa daha yok. Kanlı yasa. Aynen öyle abi. Yani bu kadar, o kadar iyi besleyen insanlar var. Onlar şerefsiz, kopuk yüzünden hayvanlara bağlı. Aynen öyle abi. Asıl yetiştirmeye bağlı abi. Diyor ki, köpek diyor onu ısırdı. Ayda yılda bir haber. Lan insanoğlu her gün tecavüz ediyor. Taiz ediyor, hırsızlık yapıyor, birbirini öldürüyor. Sen insanoğlunu kökünden yasaklayabiliyor musun ya? Nasıl beline tabancayı koyarken tehlikeli diye ruhsat alıyorsan, madem ki tehlikeliyse bir ruhsat, bir ehliyet, bir şey olsun ki insanlar da belirli eğitimlere tabi tutulsun, psikolojik testlere tabi tutulsun, sabıka kaydına baksın, ona göre beslemesine müsaade edilsin. Kısırlaştırmak demek soyunu kurutmak demek kardeşim. İnşallah bir gün değişmesini diyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bizim baba yiğitlere. Domuz boğan Tyson'ın buraya geldiği zaman burada bir tane bırakmayacak. Hepsinden kuyruk kısılacak, doğru mu? Göreceğiz abi. Var mı Tyson'dan korkmayacak? Babasını getirelim. Hadi meydan, hiç sıkıntı yok. Kraliçe Marlon ve domuz boğan Tyson'ımız gelsin. Ne olacak Samet? Ortalık fena karışık. Ortalık 56. Az bildiğin. Tyson'ı ormana götürdüm. İki tane hazırlı domuz geldi. Birini bu taraftan attı, birini bu taraftan attı. Sonra ikisini bir katıp ikisini birden daldı. Omega'ya kafa tutabilecek mi abi? Ya abi yani seviyorum Omega'yı da, Omega gördüm kuyruk kısırdı. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Hadi bakalım evlatları hazırlayalım. Şimdi hazırsanız aksiyon dolanlar bizi bekliyor. Herkes buraya baksın da köpek görmüş. Kardeşim evlatlarınızı zapt edin, yazık olmasın, tamam mı? Sizleri seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi aslanlarımızı aldık arkadaşlar. Domuz boğan Tyson'ımız ve Kraliçe Marlon'ımız yanımda. Şimdi bakalım burayı netleyeceğiz. Ama şimdi kardeş oğlum da şey takılı. Ya şu boğma tasma oyunu değişmemiz lazım. Hayvanı sıkıyor, ses çıkaramıyor. Kangal yanımızda, bakalım ne olacak. İlk bir Marlon'ı götür aga. Bir götür, erkek olduğu için herhalde onunla atak yapmaz. Tanıştır bakalım. Marlon öyle kör bir huyu var, görmüyor bazen. Yok. Marlon ona baksana kızım, çok akıllı. Çok akıllı. Dur bir koklasın bakayım, koklasın bak. Heh. Bak Tyson simlendi şimdi. Aha şimdi gördüm valla. Abo. Tamam oğlum, hayır oğlum. Ağırlamaya başladı, dikkat et. Dikkat et, dur aman arkadaşlar, bu salık ya. Kavga edebilirler, gelin biz diğer tarafa gidelim. Dikkat edin. Baba yiğitler geliyor ona göre kardeşlerim. Sen zor, kendini de zor tutuyorsun. Haydi geliyoruz bakalım, ilk kimle başlayacak? Beyazı getir. Allah Allah, oğlum daha yaklaşmadan avlamaya başladı. Aslan oğlum benim. Anadolu'nun Arjantin'in öz evladı. Maşallah benim oğlum. Maşallah benim oğlum ha. Allah Allah. Allah Allah. Aferin benim oğlum lan. Aferin lan benim oğlum. Sakın kavga etmiyorsun. Sakın kavga etmiyorsun. Seni geliştirdiği bile almadı kardeşim. Aslan oğlum benim. Aferin oğlum, kavga yok. Kraliçe delirdi. Kraliçe'yi zapt edemiyoruz arkadaşlar. Abi sen onu biraz böyle alsana. Kardeşim onu sen böyle al. Sıra rota geçelim. Dur oğlum, dur. Lan dur. Hayır Tyson, bekle. Tamam oğlum bekle, kavga yok. Gel buraya. Buraya gel. Oo Marla delirdi ya. Samet'im Marla iyi tut ha. Aman dikkat et, gel. Ya şu rotla bir tanıştıralım bakalım. Ne diyor lan bu sana? Kavga mı istiyor lan o? Aferin benim oğlum. Kavga etmiyorsunuz oğlum, dikkat et bak. Valla ne erkek ne dişi tanır. Allah'ına gider. Kızım da 3 liraya yok. Maşallah benim kızım ha. Maşallah benim kızım. Tyson bundan sallamadı ya. Kangalara verdiği tepkiyi bunlara vermiyor. Aferin oğlum bana. Gel. 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 Rot yürekli maşallah. Rot yürekli. Rot da geri yok da Tyson bundan sallamadı ya. Samet. Tyson sallamadı ki. Oğlum umursamadı, kendine rakip görmedi arkadaşlar ya. Çoban köpeklerine gidince eni mini millet yedi. Bunlara bakınca hayvanın gülesi geldi. Gel. Bu arada arkadaşlar bakın böyle konuşuyorum ya. Şaka yapıyorum yani, bunlar bir şaka, birbirimize takılıp espri yapıyor. Ciddiye alıp bizi eleştiren arkadaşlar oluyor. Böyle yapmayın. Videonun zaten amacı bu. Gel şimdi Kanekorso'ya bakalım. Çok merak ettim onu ben. Çok baba yiğitlik yapıyordu ya benim aslanı. Aman dikkat et, kayma ha. Ne diyor lan oğlum o sana? He? Allah Allah.
Aa, Tyson ırlamaya başladı. Ne diyor oğlum o sana? Kavga mı istiyor o? Bak mallayı kapıyor, dikkat et. Aferin benim kızım. Aferin benim lan. Hadi bakalım. Aman dikkat et. Bilerek uzatıyorsun, araya gider. Dikkat et. Bilerek uzatıyorsun, araya gider. Dikkat et abiciğim. Bu siz köpeklerle benzemez seninkiler gibi. Ben sana söyleyeyim bak. Sen dikkat et. Sen dikkat et abiciğim. Getir. Getir bakayım bir daha. Tyson sallamadı bile de. Aferin benim oğlum. Anlaştınız mı siz? Omik'e mi gidelim? Omik'i mi sevdin sen? Gel. Aga ilk Omik'i Tyson'la bir tanıştık. Marla'yı sonra getir. Bekleyin. Omik şimdi kız ya. Bakalım. Omik ne yaptı abi? Artistik yapmadı ama bu. Bir kokladı onu. Senin Omik sıkıntı. Omik'te asla araya yok. Onun bir kendi dişini getir bakalım. Kraliçe Marla'yı. Bir de ona gider yapsın. Dişiye dişi. Haydi bakalım. Marla'm. Ne diyor kızım onlar? Yaklaştır aga. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Aferin benim kızlarım. Akıllı benim kızım. Hiç kavga etmez. Kendine rakip görmedi. Kimseyle kavga etmez. Aferin benim kızım. Tepkiler güzel. Tepkiler güzel. Genel olarak anlaşılır. Ama şeyi unuttuk. Malinos'u gel. Gel, 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 gel. Gel. Aman korkutma abi. Bizi korkutmayın. Bak rot çok fena. Rot çok fena. Getir bakalım. Abi siz böyle bakın. Cesaretli bu. Abi sen dikkat et bana. Allah'ım. Ne diyor lan oğlum o sana? Tamam bana dikkat et. Dikkat et oğlum benim. Aferin benim oğluma. Arjantin'in öz evladım. Tamam sakin ol. Aga Marla'yı bir getir dişiye bakayım. Bir tanışsınlar, tanışsınlar. Ne oluyor lan orada? Allah! Dikkatli ol, dikkatli ol. Maşallah, maşallah. Oyun oynamak istediler. Ama oyun biraz sert oynadılar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi buraya geldik. En yürekli dediğin köpek hangisi sence? Valla bence Rot kanka ya. Ben de keza aynı şekilde Rot olarak düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şu değil bakın kardeşlerim. Mesela kavga ettiğin galip gelmesi değil. Mesela baskınlık kurabilmek, en yürekli, en çok tepkiyi veren bence ilk etapta o köpekler arasında Rot oldu. Ben Rot'u çok beğendim. Siz de yorumlarda en baskın gördüğünüz evladı yazın. İkinciyi kime diyorsun? Omik güzeldi. Omik iyiydi. Omik dişi olduğu halde iyiydi. Kane Corso da iyiydi. Kane Corso'nun öyle boyu var ki avlamadan geliyor. Sinsi değil mi? O sinsi arkadaşlar yavaştan geliyor. Ya onda bir de ağızlık takılı ya, bir çıkartır mısın? Ufaktan bir ağızlığı çıkartalım bir bakalım kardeşim. Belki ağızlık olduğu için hayvan daralıyor ya şimdi, tepki vermiyor. Abi Omik'i biraz kenara alak sana zahmet. Tyson babayla tanıştıralım bir. Öyle kalsın abi. Tamam getir bakalım kardeşim. Getir bakalım, dikkatli tut. Ne diyor lan o? Of ya benim oğlum Allah'ım. Bak gördün mü bak. Bak şimdi bak atak yapmaya başladı bak. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Allah Allah Allah. Arjantin nerede? Bunu nasıl çıkardın? Sesim değişik arkadaşlar. Tamam oğlum benim. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Öp oğlum. Oh tamam. Tamam. Samet. Aga ikinci. Yani güzel ya, ikinci de demeyeyim aslında, Rot'la eşit gibi duruyor ya. Rot'la eşit gibi duruyor. Dediğim gibi ağızlık var diye hayvan kendini darlıyormuş arkadaşlar. Ya gönül ister ki bak koklaştırmaya gelmeden hemen atak yapmaya başladılar. Aslında bir oyun oynasalar ne güzel olmaz mıydı? Yok. İşte yabancı köpekler olduğu için arkadaşlar. Bak Rot'a baksana hala ki ben birinci Rot ya. Birinci Rot kadın. Rot da çok hırslı, çok güzel bir köpek. Gelin az bunları yürütek. Gene şu ileride de köpekler vardı arkadaşlar. Hem de onları bir görmüş olalım. Sen dikkatli tut da kardeşim. Şu 30 bin lira Kane Corso bizi ısıracak diye korkuyorum ben. Süs köpeği tarafından oğlum zarar almasın sana arkadaşlar. He? Köpek daha ayağa kalkamıyor. Yerlere yatıyor sürekli. He? Abi en azından kafası dik yana çevirmiyor. Kim? Gel bakalım yüreğini dene bakalım. Ne diyor lan o? Aferin benim oğlum. Aferin lan benim oğlum. Aferin lan benim oğlum ana. Şurada da muhteşem bir akbaş var arkadaşlar. Gelin bir akbaşın yanına doğru gidelim. Saf, orijinal, kocaman duruyor. O karşıdaki az önce gösterdiğim daha büyük. Orada kaç tane var bu arada? Onlar da kocaman maşallah. Gel. Dayı bunları bir tanıştırabilir miyiz? Tanıştırabilir miyiz? Gelin bir tanıştıralım bakalım. Akbaş dişi herhalde ama.
Maşallah. Akbaş değil mi abi bu? Maşallah çok güzel duruyor. Dişi mi? Ulan korkma, insana bir şey yapmaz. Maşallah baksana, orijinal güzel bir akbaş arkadaşlar. Bakayım erkekmiş. Tyson. Allah Allah. Oo, ulamaya başladılar hemen. Tamam oğlum, tamam oğlum, hayır oğlum. Yavaş. Tyson delirdi bak, hayır. Hayır. Oo, maşallah benim aslanım. Maşallah benim oğlum. Kaç yaşında abi biliyor musun? He. Nereden aldınız? Eskişehir'den mi geldi? Güzel bir akbaş maşallah, çok güzel. Sürüye mi gidiyor, burada bağlı mı öyle? Bunu sürüye gönderseniz ya. Ara sıra dolaştırıyoruz maşallah, bu da çok güzel bir evlat. Tyson gel. Tyson sinirlendi arkadaşlar, dalacak. Aman dur tamam oğlum, sakin ol, gel. Haydi abi görüşürüz, Allah'a emanet ol. Tyson'ın da en sevdiğim huyu bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde rey yapmıyor, gider yapıyor. Şimdi bunda boğma tasma takılı ya. Çektiği zaman basıyor hayvanın gırtlağını. Boğma hiç iyi değil ya. Buradaki boğma değil üstündeki. Şu zinciri diyorum ben. Aa kangal geliyor. Maşallah. Neyse aman. Dikkat edin oğlum lan. Dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de kardeşlerimin evlatlarını gördünüz. Hepsi birbirinden şahane. İşin şakası bir yana cidden hepsi çok güzel. Alınıp gücenmedi değil mi dediklerine? He? Alınıp gücenme yok değil mi? Şaka yaptığımı biliyorsunuz. Birbirimize takılıyoruz arkadaşlar. O yüzden o konuda da sıkıntı yapmayın. Evlatların hepsi şahane. Yorumlara da girin bir maşallah yazın. Bir daha yine de isterseniz evlatların hepsini toplayalım. Sokak köpekleri var mı yoğun olduğu yerler? Aşağı dolu mu? O zaman oraya hepsini toplayıp gidelim. Hem de şu çoban köpeklerinin yanına gidelim arkadaşlar. Efsane bir video sizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlar.